Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeniz için şimdiden Allah razı olsun diyorum ve bugün kıymetli dostlar 18 Mart. 18 Mart bileceğiniz üzere bizler için çok özel bir gün. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu vesileyle bugünkü haberlerimize geçmeden Çanakkale'de şehit olan tüm atalarımızı saygıyla rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanı cennet eylesin diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan. Bursa'da gençlerle bir araya geldi Dışişleri Bakanımız. Açıkçası bayağı da bir samimi bir ortam vardı. Kıymetli dostlar, Hakan Fidan Irak'ta yaşananlara ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ve Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le birlikte Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti Hakan Fidan. Daha sonrasında ise Irak PKK'yı ilk kez yasaklı örgüt olarak tanımlamıştı. Bu konuya değindi Hakan Fidan. Detaylar bir karşımıza gelsin. Evet kıymetli dostlar, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Bursa'da yapmış olduğu açıklamalardan öne çıkan detayları kenara köşeye not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Hakan Fidan dedi ki, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Irak mevkidaşlarımızla paylaştık. Irak mevkidaşlarımızdan bizimle hareket edeceklere dair söz aldık. PKK'nın İran çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle işbirliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. En başta söylediğim gibi oyun bozuculuk, liderlik ve duruş gerektiriyor bu yaşanan gelişmeler diye açıklamalarını sonlandırmıştı Hakan Fidan. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Irak'a yönelik açıklamaları bu şekildeydi. Fakat hemen devamında, hani dedim ya, Dışişleri Bakanımız gençlerle bir araya geldi Bursa'da diye. Dışişleri Bakanımız tabii gençlerle bir araya gelince, açıkçası ben bu seçim atmosferinden elimden geldiğince faydalanıyorum. Niye kıymetli dostlar? Normal şartlara şimdi sizlere bir Dışişleri Bakanımızın yine bir cevabını, gençlere vermiş olduğu bir cevabını paylaşacağım. Normalde Dışişleri Bakanımızı biz o tarz cevaplarla hani pek denk gelmeyiz. Çünkü niye? Kendisi yurt dışında her gün belki de yurt dışına çıkar, gelir. Türkiye'de çok kritik toplantılara katılır. Ama kıymetli dostlar, gençlerle bir araya gelince Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan gündemine Kurtlar Vadisi'ni bile alabiliyor. Evet, yanlış duymadınız, Kurtlar Vadisi. İsterseniz Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Kurtlar Vadisi'ne ilişkin nasıl bir cümle kurmuş hep birlikte öğrenelim. Daha sonrasında ben de tabii bu konuya dair 3-5 kelam edeceğim. Zaman zaman benle ilgili bazı kepsileri gösteriyorlar. Yani çok fazla Kurtlar Vadisi'yle. Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Yemin ediyorum bu videoyu izledim var ya, zaten atmosferden de anlayacağınız üzere ortam gayet samimi. Dışişleri Bakanımız da hemen önünü açmış, rahat bir oturuş. Yani gençlerle muhabbet derin. Orada olmak için gerçekten çok şeyimi verirdim. Onu bir bilin. Ama benim konuşmalarından dikkatimi çeken bir kısım oldu. Ben mi yanlış duydum kıymetli dostlar? Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan 14 yaşından beri devletin hassas pozisyonlarında görev mi yapıyormuş? Yani hayretler içerisinde kaldım. 14 yaş nedir ya? Ben kim? Şimdi kendi 14 yaşıma döndüm. Veyahut da şimdi hepimizin çoluğu çocuğu vardır. 14 yaşında olan çocuklar ne yapıyor şu an? Adam 14 yaşında hassas işlerdeymiş devletin. Yani gerisini siz düşünün. Hakan Fidan'ın bu denli artık diplomatik başarısı gerekse de Türk halkı tarafından, yani her kesim tarafından sevilmesi tesadüf değil. Adam tabiri caizse kıymetli dostlar ömrünü bu memlekete vermiş. Devamında ise Kurtlar Vadisi bileceğiniz üzere Abdullah Çatlı acaba işte Hakan Fidan mı editleri falan. Ben de zaten dün gece haberini paylaşmıştım. Bolca dönmekte. Kurtlar Vadisi'ne eminim ki zaten Hakan Fidan da hepsini olmasa bile Irak'la Filistin en azından Kurtlar Vadisi'nde izlemiştir. Yani Kurtlar Vadisi de bu denli aslında büyük bir geçmiş bir yapım yani. O da benim dikkatimi çekti. Günümüzde Dışişleri Bakanımız bile bu konuya bir açıklık getirebiliyor. Oldukça dikkat çekici, samimi bir ortamdı. Şimdi devamında hani dedim ya, adam resmen ömrünü Türk milletine adamıştı ya Hakan Fidan'a. İkinci konu başlığımızda müjdelerin adamı
adamı Sayın Temel Kotil. Yüzümde gülümsemeler hemen oluştu. Bir başka kendisini bu devlete adayan bir isimdir kendisi. Sayın Temel Kotil, kıymetli dostlar, Milli Muharip Uçak Kağan'ımızın özellikle de güvenliğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Yine Temel Kotil de Rize'de, memleketinde gençlerle bir araya gelmişti. Hemen devamında da tabii Anka 3'ünden tutun Milli Muharip Uçak'taki motor durumuna kadar her şeyi gençler sordu. O da bir güzel cevapladı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Temel Kotil Rize'de katılmış oldu programda. Milli Muharip Uçak Kağan ve özellikle de Anka 3 Milli Muharip Uçağın motoruna ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Temel Kotil dedi ki Anka 3'ü inşallah bu yıl sonunda hava kuvvetlerine vereceğiz. Anka SİHA'dan ise ayda 5 adet üretiyoruz. Kağan ile birlikte uçacak. Anka 3 şimdi ses hızını geçemiyor. Fakat yeni versiyonu olan çift motorlu ses hızına geçecek. İkinci ve üçüncü Anka 3'ü yaptık. Üretiyoruz şu anda. Teslimat bu yıl sonu veya gelecek yılın başında olacak. Silah atar hale getireceğiz. Motoru şu an Ukrayna'dan geliyor Anka 3'ün. Buna benzer bir motoru TEİ yapıyor. Mahmut Faruk Bey bunun için birkaç yıl lazım diyor ama biz onu biraz sıkıştırıyoruz diye çok önemli açıklamalar yapmıştı. Kağan'ın yerli motoru konusuna da değindi Temel Kotil. Kağan'ın yerli motoru için çalışmalar sürüyor. Bu proje Kağan'dan daha sonra başladı. 2028'de Türk motoru bu uçakta olacak. Olmazsa bizim başımızda belaya girecek. Bu görev TR Motor ve TEİ'ye ait. Bütün gövde unsurlarını kendimiz üretiyoruz. Malzemeyi alıp kesip doğruyoruz. Malzemeyi alıp stokluyoruz da problem yok diye motora ilişkin açıklamaları bu şekildeydi. Müjdelerin adamı Temel Kotil açıklamalarının devamında devlet bize diyor ki Kağan stratejik bir platform ve bunu %100 yerli yapacaksın. Yerli firmalara verdik bunları. Bunları nasıl yapacaklar diye içimizden sorduk. Zorun zorunu seçtik ama başardık. Motoru ve fırlatma koltuğu hariç yerli ifadelerini kullandı. Son olarak da TUSAŞ siber saldırılara karşı tüm veri sistemlerini kapalı bir ağa taşıdı. Kırmızı network olarak adlandırılan bu sistemde bilgisayarlar dışarıya veri aktarmıyor. Siber güvenliği ek olarak şirket çalışanlarının da uzaktan çalışılmasına izin vermiyor. Verilerimiz kaçırılmasın diye dışarıya tamamen kapalı. Biz buna kırmızı network diyoruz. Bilgisayarlar dışarıya hiçbir şekilde veri vermez. Siber güvenliğe sadece tek başına güvenemeyiz. Çalışmak istiyorsan şirkete geleceksin. Uzaktan falan çalışmak yok. Yoksa sisteme giremezsin. Çünkü hangi kapıya kimin nasıl açacağını bilemeyiz. Ben şahsen her şirket girişinde kendi arabamı aratırım. Niye yapıyorum bunu? Herkes arabasını aratsın diye Temel Kotil açıklamalarını sonlandırmıştı. Şimdi kıymetli dostlar, çok değil, bir önceki videomuzda ben sizlere demiştim ya, hani 2028 yılında Milli Muharip Uçak adaşım Kağan Türk motoruyla uçacak demiştim ya. Bazı takipçilerimiz şey demişti, Kağan işte yanlışım var, 2028'de F-16 motoru F-110'larla uçacak falan denilmişti. Ama kıymetli dostlar, yani o ifadeler de Temel Kotil'in ifadeleriydi. Görmüş olacağınız üzere yine TUSAŞ Genel Müdürümüz Müjdelerin Adamı 2028'de yerli motorumuzla uçmak zorunda. 2028 yılında Milli Muharip Uçak Kağan yerli motorla uçmazsa başımız belaya girer diye bir açıklama yapmış. Yani kıymetli dostlar, yanlış duymadınız. Temel Kotil 2028 yılında Milli Muharip Uçak Kağan'a yerli motoru takmayı kafaya koymuş. Mahmut Faruk Akşi de zaten sürekli darlıyormuş. Devamında son olarak da Sayın Temel Kotil demiş ya, şirkete gelirken ben bile arabamı arattırıyorum ki herkes arattırsın. Şirkette öyle uzaktan çalışma falan yok. Şimdi günümüzde özellikle de vardır çevrenizde işte yeni iş bulmuş yazılım mühendisi, elektrik mühendisi. Benim de arkadaşlarım var, onlardan biliyorum. Kıymetli dostlar, normalde savunma sanayi şirketlerinin çoğunda bile uzaktan çalışabiliyor bu mühendisler. Niye? Zaten adamın işi bilgisayar başında. Adam diyor ki ben burada işte ona yemek verdim, çalışma sigortası yaptım ettim diyesiye başına bir şey gelecek belki ofiste. Uzaktan bu çalışsın, ben o farkı kendisine vereyim, kira ödemesin, ailesinin yanında olsun. Zaten yapacağı şey aynı masa başında yazılımı işte yazıp çizecek. Mevzu bu olunca kıymetli dostlar, çoğu şirkette aslında uzaktan mühendis çalışma var. Fakat TUSAŞ, özellikle Milli Muharip Uçak Kağan projesi Türkiye'nin belki de şu an en gizli projelerinden bir tanesi olduğundan dolayı Temel Kotil buna dahi izin yok demiş. Örnek veriyorum, sen mühendissin değil mi? Milli Muharip Uçak Kağan'ın yapımında rol almak mı istiyorsun? Tamam, sıkıntı yok, gel. Ama ve lakin uzaktan hiçbir şekilde çalışamazsın. Bu gerçekten de kritik bir konuydu kıymetli dostlar. Bunun sebebi ise mesela çok değil. Bundan yaklaşık şöyle bir 3-5 hafta geriye bir gidelim. Ne oldu? Alman subaylar, istihbaratçılar kendi aralarında Kırım'daki Kerç Köprüsü'nü nasıl vururuz diye bir toplantı yapmışlardı değil mi? Ama ve lakin toplantıya dışarıdan bir Wi-Fi bağlantısıyla katılan general Rus istihbaratının, Rus ajanlarının artık toplantıya sızmasından dolayı Wi-Fi ağından, başka Wi-Fi ağından bağlandığından dolayı toplantıya sızdı Ruslar. Daha sonrasında görüşmeler
haber an be an Rus istihbarat tarafından paylaşılmıştı. Yani bundan dolayıdır ki Kaan'ın özellikle yazılım alanında çalışan mühendisler hiçbir şekilde dışarıdaki Wi-Fi bağlantısından projeye katkıda bulunamıyor. Eğer çalışacaksa kapalı devre olan TUSAŞ'ın kendi Wi-Fi'sinden çalışmalarına katılıyor. Bu sadece basit bir örnek. Gerçekten de devletimiz şu an bu projenin üstüne çok ama çok titiz bir şekilde düşmüş durumda. Tabii şimdi bizim memleketimizde bile, kendi içimizde bile hainler yok mu kıymetli dostlar? Var. Baykar tesislerine işte güya stajyer diye girip 3-5 tane hard disk çalarken yakalanan kişileri bu gözler görmedi mi? Gördü yani. Bundan dolayı kimseye güvenmemeliyiz. Çok da doğru işler yapıyorlar diyorum ve kıymetli dostlar bugünkü bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. İftar saatine de az kaldığından dolayı düzenledim, ettim, iftarı açtım diyesiye anca video sizlerin karşısına çıkacak. Lütfen bağışlayın beni. O zaman ne diyelim? Tekrardan 18 Mart vesilesiyle Çanakkale cephesine şehit düşmüş tüm askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.